Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Gülşen, bazen seyirci aramızda ne konuştuğumuzu merak ediyormuş. Yazıyorlar. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Sen söyleyeyim burada, tatlayalım diyorsun. Evet, tatlayalım. Valla bir şey itiraf edeceğim. Ben henüz açılamadım. Sevgili yönetmenimiz Yaşarcığımız bize çok güzel kahveler getirdi. Evet. Birazdan bir tane daha içeriz. Kendimize geliriz diye düşünüyorum. Güzel fincanlarımız, hala, güzel kahvelerimiz. Hala adapte içelim. Olamadım, onu söyleyeyim sana. Evet, bak bugün benim mumum var. Mumun var elinde. Bakayım, evet. Resme de bakalım. Çok şık. Çok şık gerçekten, evet, Yaşarcığımıza. Teşekkür ediyoruz efendim. İkinci sayfa sadece konularıyla değil, konuklarıyla da ses getirmeye devam ediyor. Hatırlarsanız geçen pazartesi günü sosyal medya fenomeni Ece Ronay konuğumuz oldu. Programda davalık olduğu Mehmet Ali Erbil ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 bin lira ile 100 bin lira arasında para kazanıyor dedi. Ece'nin bu iddiasına Mali'den şöyle yanıt geldi, izleyelim. Ece Ronay geçen hafta katıldığı ikinci sayfa canlı yayınında TikTok yayınlarına başlayan Mehmet Ali Erbil'in günlük 70 ile 100 bin lira arasında bir gelirinin olduğunu açıklamış. Müge ve Gülşen'in ağzı resmen açık kalmıştı. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan asla vazgeçmiyor. Sevdi orayı, o platformu. Yok, günlük 70 bin lira ile 100 bin lira arası bir para kazanıyor orada. Ciddi misin? Evet. Ciddi misin? Yani gönderilen hediyeler falan o civarlarda bir para kazandığı için vazgeçmiyor. Ağzımı kapatın. Niye? Günlük 70 bin TL mi? Çok şey, kadınlarla yayın yapıyor. İşte TikTok'un bilinen çok hediye alan fenomenleriyle yayın yapıyor. İkinci sayfa ekipleri iddianın merkezindeki Mehmet Ali Erbil'e ulaştı. Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşlarıyla yemeğe gidiyordu. Abi yeni araba mı? Yeni aldı, elden düştü. Hayır, herkes tamam, ikinci abi. El alır, ben dördüncü el aldım. Dördüncü. İyiyiz, teşekkürler. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günde 100 bin lira kazanıyor mu? Mehmet Ali Erbil ikinci sayfada gündeme gelen TikTok'ta günlük 100 bin lira kazandığı iddialarına ilk kez cevap verdi. Çok para kazanıyor diyorlar. Yok öyle paralar yok günlük yani. Günlük 100 bin lira diyorlar. Ayda 6 trilyon eder. Farkında mısınız o parayı? 3. Ya 3 mü ediyor? Ulan az söyledim be. Ne kadar şu an peki Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı TikTok'ta? 3 diyorsunuz. 5'te de adalara vapur var. Yok öyle öyle belli oluyor. Yani. Ne kadar şu an gördüğünüz en zirve olarak ne kadar kazandınız bir yayında mesela? Yani hiç bakmadım valla. Ben ilgilenmiyorum. Yani onu söyleyenler, yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyorlar. Çünkü mali danışmanım bile o kadar bilmiyor yani. Mehmet Ali Erbil tam olarak yalanlamıyor aslında. Evet, ortadan konuşuyor. Laf çevirme derler ya, o işi de gayet iyi bilir. Laf şambazlığı yapıyor. Aralara espriler sıkıştırıyor ve konuyu kaynatan öğrenci gibi gördük kendisini. Peki sana sorayım, günlük 100 bin TL kazansa gerçekten Ece Ronay'ın dediği gibi, ki Ece Ronay zaten TikTok yıldızı olarak bilindi. O piyasayı gayet iyi biliyor. Söyler mi? Evet, günlük 100 bin lira kazanıyorum. Söylemez. Bu da aylık 3 milyon yapıyor. Bunun da vergisi şu kadar. Söylemez. Der mi? Demez. Eskiden sadece fotoğraflarımızı paylaşırdık. Videolarımızı, yediklerimizi, içtiklerimizi, gittiklerimizi, tatillerimizi paylaşırdık. Şimdi Instagram, TikTok tamamen iş platformu haline döndü. Oralardan çok ciddi gelirler elde edebilirsiniz eğer gerçekten iyi içerikler üretirseniz. Yoksa öbür türlü daha kısa süreli kazançlar elde edersiniz. Instagram daha içerik günlük üretmeye yönelik de TikTok'ta biraz ayar... TikTok'ta da biraz içerik geçiyor. Gerekiyor. Sürekli ayağını göstermekle ya da ne bileyim sürekli çorabını değiştirmekle, çorap değiştirmekle sürmekle olmuyor. Bir yere kadar tabii. Evet. Günlük 100 bin lira, 70-100 bin lira kazanıyor mudur? Ama şunu duyuyoruz. 10 bin, 30 bin, 50 bin arası kazananlar var günlük. Günlük kazananlar günlük. Var. Yoksa bazı TikTok yıldızlarının çok kısa sürede böyle lüks arabalar, en iyi yerlerde, semtlerde evler, tatiller, takılar, onlar bunlar. Yani bunları elde etmesi mümkün değil. O paralar nereden geliyor? Hepsi sponsordan gelemez. Ya şeye de bakıyorum, YouTube'a da bakıyorum. Örneğin diyor ki kendini o platformdaki yıldız bir çift ya da kişi... ben diyor dalının en iyi içerik üreticisiyim diyor. Ben de diyorum ki bir izleyeyim bakayım, geri kalmayayım. Ya Gülşen bak sana yemin ediyorum ki 45 dakikalık yayının 35 dakikası diye gülmekle geçiyor. Bu mu içerik yani? Kimden, ya da, ya da bir şey
atıyorum yola çıkıyor abi ne haber domatesin kilosundan haberin var mı senin? Bu mu içerik yani? Ben senin kimden bahsettiğini çok iyi biliyorum. O yani kızını... ağzı bu kadar açıp 32 dişi gösterip gırtlaktan korkunç bir gülmeyle bir içerik mi üretilir? Arada gül, gülmek kadar güzel bir şey yok ve ben gülen insana hayranım. Ve ama o kızımız 35 içerik dakika... konusunda çok iddialı. Sen şu an isim vermiyorsun. Kimi hedef aldığını da çok net bir şekilde anladım. Bir belki kişi daha var. Seyircilerimiz de anlamıştır. İki kişiler biliyorum. Bir tanesi içerik konusunda çok iddialıyım. Çok başarılı içerikler üretiyorum diyor ama şunun farkında değil. Yavaş yavaş düşüşe geçti. Evet. Evinin kapısını açtı. O yetmedi artık. Yatak odasının kapısını açtı. O yetmedi artık. Tuvalette duran kremlerine, şampuanlarına çünkü kadar gösterdi. Çok tamam ev da artık gösterdin. Bir yere kadar bitti evet. Artık tıkandın. Ha, şöyle bir şey olursa bakarım. Hani gülmelere tahammül edebilirim. Böyle ilginç insanların evleri, sanatçıların evleri, ünlülerin evleri. Ama o da bir yere kadar. Çünkü bir yerden sonra insanlar sana kapısını açmıyor. Merak niye mahremini gösteriyorsun? Merak ettiğim bir ev, bir ünlünün şeyi kaldı mı böyle? Özel hayatıyla ilgili bilgisi falan. Özel hayatla ilgili bilgi artık kendileri o kadar ifşa ediyorlar ki. Her şeyi paylaşıyorlar. Evet ama şu ağzı buraya kadar getirip yüksek tonda kahkaha bir videonun 45 dakikalık bir videonun 30 dakikasını almamalı yani. Bir evet. De böyle yalandan ufak tefek sakarlıklar, saçmalıklar yapıyorlar. Onlar da gerçekmiş ay, gibi. Bunu ters giymişim falan etiket de orada. Ama neyse konuya dönelim. Mehmet Ali Erbil'in ben bu işten keyif aldığını düşünüyorum. Evet. Gelen hediyelere de kim hayır diyebilir? Ben hayır diyemez tabii kendisi. Tabii ki ama şu var bir dönem işte bir... çarkı felekle milyonlara evet. Hediye dağıtan insanlar ona hediye versin diye yalvarıyordu. Ama lütfen Mehmet Ali Bey bana yardımcı olun diyordu. Mehmet Ali Erbil şu anda TikTok'ta ve insanlardan hediyeler talep ediyor. Şaka yapıyorum diyor ama ne kadar şaka onu da bilemeyiz. Evet. Tabii canlı yayınlar oralarda da canlı yayınlar yapıyorlar. Her zaman risktir. Bunu da en iyi bilen Mehmet Ali Erbil'in kendisidir. Ta kendisi. Evinin bahçesini insanlara ne kadar çok açarsan o kadar çok değişik insanlar girer. Orada sana küfür de edebilirler, hakaret de edebilirler. Ve kendini çirkin bir ortamın içinde de bulabilirsin. Yani... bir zamanların işte henüz ekrana tekrar bir dönüş yapmadı ama nereden baksanız hani bir tiyatro geçmişi de var. Eğitimine baktığınızda ve Mehmet televizyon geçmişine baktığınızda Mehmet Ali Erbil'i TikTok'ta o insanlarla tartışma, küfürleşme yaşarken görmek biraz üzücü geliyor yani. Ve keşke Mehmet Ali Erbil'i de tekrar ekranlara dönse, keşke tekrar çarkı felek yapsa değil mi? O evet. Sempatik günlerine geri dönse. Kesinlikle o onun işi çünkü. Temennimiz bu. Evet. Alişan sevgili izleyiciler, evet. Mahsun Kırmızıgül'ün 40 milyon bütçeli filminde, Prestij meselesi filminde Alişan'ın yer alıp almayacağı merak konusuydu. Keza yer alırsa Alişan bundan bir telif ister mi ya da senaryoyu yönlendirmek ister mi şeklinde sorular vardı ve o sorulara cevap verdi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yeğenlerine hem amcalık hem de babalık yapan Alişan'ı oğlu Burak ve yeğenleriyle bir AVM'de görüntüledik. Gezmeye geldik. Hepsi okuldan çıktı. Vatife bak. Ne yapıyorsun öyle? Kameraları çok seviyorum. Marketlere bak. Gidersin yemeğe gidiyorsun. Çocukların okulla arası çok iyiymiş. Güzel gidiyor. Güzel. En büyük ablamız o şu anda 7'ye gidiyor. Ondan sonra Ceylişumuz o da 3'e gidiyor. Burak da anaokuluna gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun? He? Bu ne? Bu ne? Bu kimin forması? Fenerbahçe. He? Fenerbahçe. Aferin. En büyük kim Burak? Hı? En büyük kim? Fenerbahçe. Biz daha sakin. Bunlar Galatasaraylıymış Burak. Tamam. Alişan'ın oğlu Burak okulu sevdiği gibi kameraları da seviyor. Ayrıca armut dibine düşer misali şarkıcılığa da hevesli. Toplar gitti. Sen gidersen. Oradan gitmesine gerek. Burak şarkıcılık sevdasından vazgeçmiş. Futbolcu şarkıcı da olabilirmiş. Yapma öyle hareketler yapma. Şöyle hareketler yapma. O zaman onlar söylüyor da şimdi söyleme. Evet. Bıraktın mı şarkıyı? Eyşan ablamızın sesi güzel. O şarkıcı olabilir. Yok ya. Ceylişum da
Sen ne olacaksın aşkım? Şu an bilmiyoruz. Yok öyle sıskım. Alişan oyunculuğa uzun bir ara vermiş. Ne bileyim zor ya bu saatten sonra. Televizyon programı benim için daha iyi. Sabah gidiyorum 8'de. Kısa süre öğlen 1'de 2'de. Ya çok böyle bir aşk olmadı oyunculuk benim için. Evet belki benim tarzımda en çok bölüm dizi çeken benim. Bak. Aşıklara bak aşıklara. Ama böyle bir şeyim olmadı hiçbir zaman yani oyunculukla ilgili bir kariyer yapmak falan. Daha kısa sürüyor oluyor. Dijital platformlar var biliyorsunuz daha kısa sürüyor diziler ve... Bilmiyorum ki belki olabilir. Oyunculuk değil de yapımcılık olarak öyle bir şey düşünmüyorum. Para neredeyse orada. Yok be yani zor artık bizim zamanımızdaki setler değil. Biz haftada 3 gün Cennet Mahallesi çekiyorduk. Bir gün dublaj yapıyorduk. Diğer 3 gün bize kalıyordu. Şimdi çok zor. Haftanın 7 gün çalışman lazım. Gelelim prestij yıllara. Şahan Gökbakar yıllar önce TV8'de komedi programı hazırlarken sık sık Alişan, Mahsun, Özcan üçlüsünü ağzına dolardı. Prestij müzik yıllarında Mahsun Kırmızıgül Alişan'ı çok sever ve tutardı. Prestij meselesi filminde yokmuş Alişan. Bunu ilk kez açıklıyor. Evet. Size görüştüm. Biz görüşüyoruz zaten Mahsun abiyle görüşüyoruz. Ya. Filmle ilgili. Hayır filmle ilgili filmin olacağını da... Daha öncesinden de biliyorum, filmden olacağını da biliyorum ama onların oynadığı dönem 91-94. Ben o dönem yokum. Ben daha doğmamıştım o dönem. Alişan 1996 yılında girmişti prestij ailesine. Filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in çevresinde dönen bir hikaye izleyeceğiz demek ki. Alişan bunu ilk kez açıklıyor. 91 ile 94'müş ilk prestijin kuruluşu. Onlar çünkü ilk Mahsun abi, Özcan bir de Haluk Levent vardı. Onlar üçü vardı o dönem. Ben ondan sonra geldim. Alişan şaka yapmayı çok sever. Kendisi de Öz Prestij isimli bir film çekecek sanırız. Ben de 97'den sonrasını çekeyim ben. Ben ağır çekerim o yüzden çekeyim. Aynen. 91-94 arasını konu alıyor film ama ben 96'da aralarına katıldım diyor. Aralarına geç katılmış olsa da bence Prestij meselesi filmi çekiliyorsa Alişan'ın da yer alması gerekiyor. Ben onları böyle bir... Eskiden hatırlıyor musun Gülşen? Bir davete giderdik işte haber yapmaya falan. Hepsi onları beraber gelirlerdi. 5 kişi birden içeriye girerlerdi ya da 4 kişi benzer birden. Benzer kıyafetlerle gelirlerdi. Aynı takım ceket kravat. Yazsa beyaz böyle çizgili ceketlerle falan girerlerdi içeriye hatırlıyor kışsa musun? Kışsa onun çizgilisi kışla, vardı. Kışsa onun siyah yine çizgili. Evet. Ya o zaman daha yaşlı görünüyorlardı. Şimdi daha genç daha görünüyorlar. İyi duruyor. Tabii şu var prestij müzik deyince akla 3 isim geliyor. Hilmi Topaloğlu'nu bir kenara koyarsak. Ya, rahmetli. Alişan. Mahsun, Özcan. Şimdi sen Alişan'ı çıkarırsan zincirin en önemli halkalarından birini çıkarmışsın demektir. Evet. Bir de en heyecanlı kısmı çıkarmışsın demektir. Mahsun'la Alişan kavgasını ben orada izlemek isterim. Ben de. O detayları oturmadı o detayları bir öğrenmek isterim. Yıl 95-96. 96. Alişan Mahsun'a para veriyor. Bana albüm çıkar diye para veriyor. Aradan zaman geçiyor. Albüm yok. Ses seda yok. Bunun üzerine abi diyor ne oldu benim albüm diye Mahsun'a soruyor. Mahsun sen bana nasıl böyle bir şey sorarsın? Seni biz adam ettik. Bir basın toplantısı düzenlerim. Bütün hayranlarımı senin kapının önüne salarım diye bir açıklama yapınca ipler orada kopuyor. Sonra aradan bir zaman geçiyor. Bir düğünde karşı karşıya geliyorlar. Babası da var Alişan'ın. Alişan yine bir sıcak davranırken Mahsun tepeden bakınca orada da ipler kopuyor. Aradan yıllar geçiyor işte. Alişan'ın kardeşi Selçuk'un vefatıyla beraber tabii. Buzlar tekrardan eriyor. Ama acaba eriyebildi mi? Bence tam olarak erimemiş. Çünkü Alişan... Belli ki Alişan bu konulara girmeyelim olay bitmiştir. Pek görüşmeyelim demiş şarkıdaki gibi. Evet. Çünkü Alişan'ın orada bozulduğu, kırıldığı nokta babamla Mahsun Kırmızıgül'ün masasına evet, gittik. Bana yapabilir dedi. Bir düğünde hadi bana merhaba demeyebilirdi ama babama da dönüp bir merhaba demedi. Orada ben kendimi çok kötü hissettim diyerek bir kez daha kırıldığını dile getirmişti. Fakat o dönemki savaşlar çok çetin geçiyordu. Şöyle ki Mahsun Kırmızıgül ve Prestij ailesinin karşısında da İdoba ile İbrahim Tatlıses yer alıyordu. Magazin tarihinde şöyle komik bir hikaye var. Yavuz Bingöl bir gün bir şehirler arası seyahatte arabası bozuluyor. Bir yere çekiyorlar. Orası da İbrahim Tatlıses'e ait güneyde bir otelmiş. Mahsun Kırmızıgül haber alıyor bunu.
düşman hattımıza girmiştir. Artık şirketimizde yer alamaz. Adamın arabası bozulmuş. En yakın yere götürmüşler. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses'in iyisini anarsanız prestij müzikte hemen diskalifiye olurdunuz. Bir şey söyleyeceğim. O dönem ama böyle çakallıklar oluyordu. Arabam oluyordu. Bozuldu, arabam orada kaldı. Yok işte yanlışlıkla girdim o yola falan. Tabii, tabii. Kim inanır buna? Tabii. Yani böyle bir tesadüf yani. Olabilir mi? Kesinlikle. Peki İbrahim Tatlıses demişken İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile devam edelim. Bu habere şöyle diyebiliriz. Ne aşklar, ne jestler, ya. Ne numaralar var. Numarayı da tırnak içine alabiliriz. Gerçekten eşin adını kolunu kazıtanı biliyoruz. Hediyeler alanı biliyoruz. Milyonluk tek taşlar, arabalar, evler alanı biliyoruz ama böylesi. Gerçekten böyle bir numara yok diyelim. İdo eşi Yasemin Şevkatli'ye sevgisini ilginç bir yolla gösterdi ve bunun için de 200 bin TL harcadı ve bakın ne yaptı. Eşine jest yapmak isteyen İdo Tatlıses neden tanımadığı birine servet ödemek zorunda kaldı? Yasemin Şevkatli'ye yaptığı jest İdo Tatlıses'in telefon numarasını nasıl tüm Türkiye'ye yaydı? İdo Tatlıses ile Yasemin Şevkatli uzun bir flört döneminin ardından geçtiğimiz yıl Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli'ye ne kadar aşık olduğunu bilmeyen yok. Bu aşka vücuduna kazıdığı yetmedi, telefonla da taşımak istedi İdo Tatlıses. 1992 doğumlu eşi Yasemin Şevkatli'nin doğum tarihinin gün, ay, yıl kombinasyonunu telefon numarası olarak kullanmak isteyen İdo Tatlıses kesenin ağzını da açtı. Günaydın gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre istediği numarayı kullanan kişiye hattı satın almak için tam 200 bin lira dedi. Ama Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihinin internette her yerde yazması nedeniyle İdo Tatlıses'in yeni cep telefonu numarası da herkes tarafından öğrenilmiş oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Jest bir... yapayım derken mahvoldu. Mahvoldu gerçekten mahvoldu. Numarayı değiştirmek zorunda kaldı bu haberden sonra. Günaydın da özel haberdi zaten. Ömer Karahan imzalı haber. Şimdi Mügeciğim nereden aklına gelir insanların böyle bir jest yapma? Bir filmde bir şey de mi izledi? Nereden etkilendi? Yani, gerçekten çok yaratıcı. Biz de ilk kez böyle bir şey duyuyoruz. Bu numarayı nasıl buldu? Ve karşıda ne bileyim numaranın sahibi vardı belki de. Onunla nasıl pazarlık noktasına geldi? Mesela ben yani, kendi numarama bakıyorum şimdi. 7 Temmuz doğumlular. Aman numarayı söylemeyelim de. Yani ben kendi fazla numaramı, 200 bine falan çıkmayız numara pazarlığında. Ben kendi numaramı söylemekte zorlanıyorum. Çünkü hep başkalarının numaralarıyla aklım meşgul. Hani en yakınlarım evet. Olarak sizlerin. İnsan kendi numarasını da bilmiyorum. Ama şeye dikkatimi çekti burada. Alo, merhaba. Ben İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo. Dememişti zaten. Sizin numaranızı almak istiyorum. Evet. Nasıl bu? Nasıl bir telefon görüşmesi oldu acaba? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Brooklyn Beckham ağlıyor. David Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn efendim ağlıyor. 40 tane. Çünkü Brooklyn Nicola isimli çok güzel bir kızla evlendi. Ve kız çok da zengin. Kız için neler neler yaptı sıralayalım. Önce gözünün şeklini, Nicola'nın gözünün şeklini ensesine dövme yaptırdı. Ha, onun için bir aşk mektubu yazdı, onu sırtına kazıttı. Bu yetmedi, Nicola'nın ölmüş nenesinin adını koluna kazıttı. Ay, çok sinir. Bu yetmedi, evlendikten sonra onun soyadı benim soyadım olsun dedi. Peltsoy ismini kullanmaya başladı. Pelt olmuş işte. Peltsi de göğsüne şöyle bir kazıdı. Annesi Victoria saç baş yoluyor ama umrunda bile değil ve dövme yaptırmaya devam ediyor ama... Brooklyn eğer bu haberi okuduysa bunu ben niye düşünmedim diye ağlıyor. Ben sana söyleyeyim. İngilizceye çevirip gönderelim. Peki ben İdo'dan kadın, yani Brooklyn bana birisi çıkarma. Böyle real jestler yapsa vallahi soğurum. Yemin ederim çok bıcık bıcık ya. Evet. İnsanı böyle gittikçe kızın yani karşısında böyle aşağılara kız düşüren. Bayılıyor. Kız ya bayılıyor. Ben bir bayılır, iki bayılır, üçüncü de ayılır yani. Çok sıkıcı böyle bir yapışık yapışık yağdanlıklı böyle jestler. Böyle ben şeyi sevmiyorum böyle. Abartma. Deli gibi seviyorum kardeşim, deli gibi sevmeyin. Aklı başında sevin. Deli gibi seviyorum, deli gibi seviyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Her yerine adımı yazdırdım, mektuplar. 40 tane dönme. Yarın öbür gün yani belli olmaz. Ya biterse ya ayrılırsan o zaman ne olacak? Hiç. Hadi bir. Hani Allah korusun telefon numarasını işte doğum tarihini telefon numarası yaptın. Telefonunu değiştirirsin, kurtulursun. Ama o dövmelerden nasıl kurtulacaksın? Evet. Fakat İbrahim Tatlıses'in aksine İdo Tatlıses nasıl bir eş, nasıl bir koca değil mi? Evet. Yani babasını düşünürsen. Çok düşkün eşine. Evet. Hiç böyle hiçbir şeyi duymuyor ve yıllardır Yasemin'e evet, çok da sadık evet. Bir eş.
Maşallah diyelim. Peki İdo Tatlıses'in eşinin doğum tarihine dayanarak 200 bin TL'ye bir hat almasının ardından ve tabii doğum tarihi deyince hattın yani numaranın ortaya çıkmasının ardından aklımıza ne geldi? Arabesk müziğin babası Hakkı Bulut ikinci sayfada işte dedi ki bütün dedi kredi kartlarım işte kartlarımın numarası dedi eşimdedir dedi. Hatta dedi doğum tarihimdir dedi değil mi? Bir şeyle evet. Açıkladı. Eşimin Gülşen, doğum tarihi kredi kartlarımın şifresidir evet. Dedi. Gülşen aman durun yapmayın canlı yayındayız ortaya çıktı demesine kalmadan her şey deşifre oldu izleyelim hatırlayalım daha doğrusu. Allah bozmasın. Adı üstünde sadece sizin aranızda kaç yaş var? 4 yaş var. 4 yaş. Ha ne kadar? 4 yaş. Evet. Şimdi mesela ben şifrelerimi yazarken kendi yaşımı yazıyorum. Bir de hanımın yaşını yazıyorum. Gel banka şifresi. Oh maşallah buradan ilan et. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? Şifreler yazarken. Kendi yaşımı yazıyorum. Ondan sonra onun yaşını. Şu an hesap boşaltılıyor biliyorsun değil mi? Kartlarımız bizde. Ne? Kartlarla ne alakası var? Şifreleri değiştir. Hadi yani gittim mesela hangi bir bankada kartımı soktum şifreyi soruyor ya. Önce kendi yaşımı yazıyorum. Sonra hanımın yaşını. Ay yoksa tamam, diğerlerini unutuyorum. Tamam bir daha söyleme ama. Ya, sen, üç kere. Ya bilgisayardan girerler. Bundan sonra değiştiririm hemencik. Hemen değiştir hem de. Bundan sonra ilk kendi yaşını gir sonra hanımın yaşını. Bakalım başka bir şey yaparım. Değil mi? Çok Müge ile, bebek ruhlu. Çok, Müge ile çok. Bizim idol çiftimiz. Çok. Allah herkese böyle evlilik nasip etsin. Amin. Gerçekten çok güzel bir yol arkadaşlıkları var ve birbirlerine hala aşkla bakıyorlar. Çok evet. Da saygılılar. Çok. Önce saygı duyuyorlar sonra seviyorlar. Aynen. Ama baba baba diyoruz ama babada bebek gibi bir kalp var gerçekten. Çok uyarmamıza rağmen hala altını çizerek devam ediyor. Benim yaşım onun yaşı. Bir de 4 fark mı diyor bir şey diyor. Çok tatlı. Deşifre ediyor yani. O kadar tatlı insanlar ve Hakkı Bulut zaman zaman maddi zorluklar içine girip çıkmış olsa da Saadet Hanım onu tam 50 küsur yıldır hiç yalnız bırakmadı. 4 çocuğunun annesi. Evet, vay be. Maşallah gerçekten. Evet. Ben bugün ikinci maşallahım oldu. Biz de maşallah deyince biliyorsun. Biliyorum Allah korusun. Allah korusun. Evet şimdi bir oyuncumuzun görüntüsünü ekrana getirelim. Özge Gürel efendim Kaan Yıldırım'la yeni bir diziye başlıyor. İkili önceki gün birlikte kamera karşısına geçtiler. Biz Özge'nin yüzüne baktık bir daha baktık. Sizler de yazdınız. Yüzünde bir değişim var. Bakalım ne izleyelim. Özge Gürel'i 2010 yılında çekilen Kızım Nerede dizisiyle tanıdık. O zamanlar 22 yaşındaydı ama şöhreti hayatının aşkı Serkan Çayoğlu'nun da bulunduğu Kiraz Mevsimi dizisiyle yakaladı. Can Yaman'la başrolü paylaştığı Dolunay dizisiyle de şöhreti sınırlarımızı aştı. Şimdi ise Kaan Yıldırım'la başrolü paylaşacağı bir dizinin hazırlığını yapıyor Özge Gürel. Partnerimi bekleyeyim dedim de yok afallamadım. Nasılsınız? İyi akşamlar. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Çiçeği burnunda gelin Özge Gürel'in yüzüne ne oldu? İnanılmazım. Ünlü oyuncunun yüzündeki hangi değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı? Ben iyiydim ya yüksekte. Sen öyle şey yakalayayım mı? Galadaki gibi oluyor yani uzak böyle kameralarda tam böyle kalamam. Ya buna iyi şöyle iyi şu. Şu iyi ya burada kalalım. Özge Gürel kameralar önünde büyüdüğü için değişim de hemen göze çarpıyor haliyle. Neler bekliyor bizi? Valla işte yani heyecanlı bir iş bekliyor. Güzel bir iş bekliyor. Güzel bir senaryo var. İşte bir ekip yemeği yedik hep beraber. Sizce yeni dizi öncesi Özge Gürel yüzüne ufak dokunuşlar yaptırmış olabilir mi? Size de soralım. Özge'nin yüzünde nasıl bir değişim var? Sizler neler yazdınız ve de bize sordunuz DM'den. Dudaklar mı, yanaklar mı, dişler mi, çene mi? Kızlar bir değişiklik var. Hadi siz bulun dediniz. Beraber bulalım. Ne değişiklik yanaklar var? Yanaklar sanki. Sanki böyle bir yaz tatili yaramış olabilir. Evet. Hafif böyle kilo almış olabilir. O da olabilir. Özge'nin çok minyon, çok güzel bir yüzü var. Çok güzel bir yüzü var. Çok güzel bir kız. Onu böyle sempatik bir kız olarak da izleyebilirsiniz. Bank bir kız olarak da izleyebilirsiniz. Kesinlikle. Yüzü çok çabuk değişen. Kesinlikle. Çok kusursuz bir yüz hattı olan bir kız. Ama burada biz bulamadık yüzünde ne nasıl bir değişim ama var? Dün seyirciler sanki de yazdı. Evet yazmışlar. Hı. Dolgu yaptırdı diyenler var. Doğallığını bozdu diyenler var. Dudaklarda dudaklara takılmışlar. Özellikle bir de konuşmasına da takılmışlar. Hı. Çene ve yanaklarda sanki hani duruşunda eğer bir hani insan bazen böyle bir mimik yapıyor. Böyle bir estetikliymiş falan gibi gözüküyor ama öyle bir durum yoksa eğer. Hı hı. Ben yanak ve çenede böyle bir değişiklik hissettim. Evet. Şapkalı fotoğrafına nazaran.
siz de bakın ki aranızda bir dün bir 10 kişi falan yazdı dikkat edin. Evet, çok yazdılar. DM'den de çok mesaj geldi. Kızlar... Yani yeni bir role hazırlanması, hani bir yenilenim falan yaptırmış olabilirim ama o kadar güzel bir kız. Hiç ihtiyacı yok, öyle söyleyelim. Birçok insanın hiç ihtiyacı yokken ifadelerini bozma yolunda doktorlara dolgu yaptırmaları, hadi botoks bir derece hani bir şekilde gelip geçiyor ama dolgunun geçmesi çok zor ve hasar bırakarak geçiyor dolgu. Evet, kızlar kıskançsınız. Resmen Brooklyn Beckham'ın eşine olan sevgisinde kıskandık. Ay ne kıskandık, ne kıskandık. Yani bir şey söylemeyi daha unutmuşum. Dünyanın öteki ucundaki birini mi kıskanayım? Yani? Onu da unuttuk, onu da hatırlatalım. Ne yaptı? Evlendikten sonra ilk olarak büyük puntolarla burasını evli yazdırdı Brooklyn. Onu da unutmayalım. Onu da çok kıskandık. Benim bir şey söyleyeceğim. Beni bilen bilir. Zaten dövme işine son derece karşı olduğum için kaç yıldır söylüyorum. Dövme yaptırmayın sevgilinizin, eşinizin adını. Evet, değişik eski fotoğrafları geliyor Özge Gürel'e. Bayağı değişik. Bayağı değişik. Ve Özge Gürel'den başka bir yıldıza geçiyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ sevgili izleyiciler. Bu son 1,5 yıldır tam Kıvanç'ın yılı oluyor. Çünkü neden? Baba oldu, önemli projelere imza attı. Kazancını değil 2'ye 4'e katladı ve artık gazeteler onun için Kıvanç AŞ şeklinde başlıklar atmaya başladılar. Kıvanç Tatlıtuğ bu sene 4 projede yer alıp 3 firmayla da reklam anlaşması yaptı. Daha geçenlerde servetinin 15 milyon dolar olduğu yolunda haberlerde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un sadece 2022'deki kazancı 40 milyon TL'yi buldu ve daha 2022'yi bitirmemize de birkaç ay var. Bunun üstüne ekleyebilir mi dersin? Ekler. New York'ta para parayı çeker. New York'ta ev arıyormuş. Evet. Ev almak istiyor. Çok rahatlıkla alır. Çok rahat alır. Hatta İstanbul'dan daha rahat alır. %100. Bir de Müge o kadar hak etti ki gerçekten çok başarılı işlerin içinde yer aldı. Çok başarılı işlere imza attı. Evet. Yani hep söylüyoruz 2002 yılında Best Model yarışmasına girdi. O dönem çok iyi hatırlıyorum. Böyle mağaza açılışlarına gidiyordu. Aha. Bir kot markasının defilesine gitmişti. O zaman böyle muhabiriz, biz de çömeziz böyle. Kolumuzda makineyle gittiğimizde ben Kıvanç ilk gördüğüm zaman bu hikayeyi daha önce de anlatmıştım ama yine anlatmak istiyorum. Ne kadar çelimsiz, zayıf çocuk falan. Evet. Yani bu çocuk nasıl Best Model oldu demiştim gerçekten. Evet, zayıftı. Aradan yıllar geçti. Bakıyorsun ilk değil mi Gümüş dizisiyle. Gümüş son kamera gün ödenme değil mi? Evet, kamera karşısında geçti. Sonrasında Menekşe ile Halil geldi. Aşkı Memnu'yla zirve yaptı. Daha ne olsun? Sarı Saruhan'da farklı bir karakteri canlandırdı. Evet, Ezel de aynı şekilde. Aynen. Yelpazesi çok geniş bir oyuncu. Evet, Aşkı Memnu'dan sonra dün Habertürk'ten şeyin de röportajı vardı. Selçuk Yöntem'in de röportajı vardı. Habertürk'te miydi? Selçuk Yöntem de Aşkı Memnu için şöyle bir şey söylüyor. Dünyada başka bir örneği var mı bilinmiyor ama Aşkı Memnu'dan sonra bütün oyuncuların yönü bir anda değişti. Onlardan bir tanesi de Kıvanç Tatlıtuğ. Herkes şöhreti oldu o diziden sonra. Evet, kesinlikle. Kıvanç bir de hep söylüyoruz tek bir karakter üzerinden kariyer yapan bir oyuncu değil. Yelpazesi gerçekten çok geniş. Kendini geliştiriyor. Ağlatabiliyor, güldürebiliyor, kızdırabiliyor izleyiciyi. Evet, Can Yaman efendim. Artık şöhreti biliyorsunuz ülke sınırlarını aştı. İtalya'da da çok geniş bir hayran kitlesi var. Can Yaman da İtalyan basınına konuştu. Açıklamalarını aktaralım. Güzel olmasaydım daha da başarılı olurdum diyor. Ön yargıların ötesine geçmemiz gerekiyor. Benden daha güzel insanlar var ama görünüşe azim, disiplin, kararlılık gibi başka erdemler eşlik etmezse uzağa gidemiyorsunuz diyor. Yetenek kadar güzellik de tek başına yeterli değil diyor. Biraz evvel bak Kıvanç Tatlıtuğ'dan bahsettik. Best Model seçildiğinde sadece yakışıklıyım, herkes bana hayran. İki kas, bir göbek kası yaparım, olayı bitiririm demedi. Üstüne koydu, geliştirdi. Aynı Can Yaman'ın sözlerine o da imza atar. Yetenek yani güzellik tek başına yeterli değil. Yetenek ve kendini geliştirme ile ilgili. Ve Can Yaman'ı ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Ama gitti yabancı bir ülkede şey yapıyor, mücadele veriyor. Cuma dizisi başlıyor şimdi İtalya'da. Aynen, İtalyancasını, İtalyan koleji mezunu olmasına rağmen hala geliştiriyor. Üstüne İspanyolca öğreniyor, İngilizcesini geliştiriyor. Dünya basınıyla bağlantı, bunlar kolay işler değil yani. Ama Müge, güzel ve yakışıklı oyuncuların ilk olarak görüntüleriyle tanınmaları
Çok normal. Normal. Güzel kızlarım ama bunu öyle yok saymaları bence anormal. Ha. Yani güzel olmasaydım daha iyi olurdu. Yakışıklı olmasaydım yok, çok daha başarılı kapıyı olurdu. Kapıyı açmak için çok yani önemli bir neden. Yani kabul etmen gerekiyor. Yakışıklılığın ve güzelliğin sayesinde tanındın. Tamam, sonra yeteneğinle ilerledin, kendini geliştirdin. Şimdi aklıma yine Hande Erçel örneği geliyor. Diyor ki beni diyor güzelliğimle konuşmasınlar, yeteneğimle konuşsunlar. Yok. O ortaya öyle bir yetenek. Evet, o zaman ondan güzellik konuşalım. Geri plana düşsün. Evet. Kıvanç için sen artık böyle yakışıklı ve oyuncu diyor musun? Ya da yakışıklı oyuncu diyor musun? Oyuncu diyorsun. Oyuncu Kıvanç diyorsun. Için. Evet, hiç aklına Kıvanç'ta best model olduğu falan bile gelmiyor. Evet. Hande ile ilgili son dönemde verdiğimiz güzellik haberlere bakarsak hep bir anket, güzellik anketi. Dünyanın evet, en güzel kadını, en seksi kadını. Hep o anketlerin bir numarasında Hande. Aslında Hande'nin oyunculuğundan çok güzelliğinin konuşulmasına takipçileri neden oluyor. Dediğin gibi dünyanın dört bir köşesindeki en güzel bakan, en güzel duran, en güzel sağdan poz veren gibi türlü türlü yarışmalardan Hande'yi seçtiriyorlar. Bazı oyuncular da, o da çok hoş oluyor, yetenekleriyle böyle bir anda seni vuruyorlar ve gün geçtikçe, yıllar geçtikçe güzelleşiyorlar. Evet. Bir de öyle bir grup var. Şimdi bir şey ama Can Yaman için, Kıvanç Tatlıtuğ için ya da Best Model'dan çıkmış bazı güzel kızlar için ilk kapıyı çalan da, kapıların açılmasına güzellik neden olan da. Can tabii. Yaman şimdi yakışıklılığı sayesinde tanındı. Evet. Tabii sadece yakışıklılığın arkasına saklanmadı. Aynen. Kendini geliştirmeye de çalışıyor. Yani belki bu kadar kısa sürede şöhret olmazdı. Evet, sadece biraz yetenekli daha, olsaydı. Biraz daha zamana ihtiyacı olurdu ama şu sözleri doğru. Azim, disiplin ve kararlılık. Evet. Bu konuda bir başarıya kesinlikle imza attı. Sevgili izleyiciler. Tura mı gidiyoruz yoksa? Tura mı gidelim? Tura gidelim. Hadi tamam, tura, tura gidelim. Turda neler var? Ya, turda neler var? Bir ünlünün itirafı var. Evet. Şimdi yılanlık yok diyor. Var mı? Yılanlık yok mu? Herkesin içinde bence bir yılanlık vardır. Var. O duruma göre kimininki çok çıkıyor, kimininki az çıkıyor. Konserine yetişemeyen bir yıldızın son andaki panik anları var. Ve dolandırıcılık nedeniyle başı derde giren ünlümüz var. Ve daha neler var? İzleyelim magazin turu. Magazin turu başlıyor. Adana Valiliği'nin Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Saadet Öztırkıntı'nın sunuculuğunu yaptığı etkinliğe mutfak dünyasının birçok yıldız ismi katıldı. Adana'yı İstanbul'a taşıyan heyet Ortaköy'de mangal şov yaptı. Fatih Terim ve MasterChef'in değerli jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğul ve Danilo Zana da toplantıya katıldı. En sevdiğimiz yerdeyiz. Sabah kahvaltısına ciğer yemeyi çok seviyoruz. Danilo'nun pek tadı yok ama tadı ciğer var ya, yedirdik. Bir sürü çiğ köfte yedirdi dün gece yani. Biraz da zor oluyor sabah ciğer yani. Sizin için nasıl bir kahvaltı? Ya müteşem müteşem bir yani. Zaten sebebi burada olmak sebebi çok özel yani. İçinde ekstrem bir durum yani. Efsane. Belli ki zaten ki böyle bir duman görünce takip etti. Buraya geldi dedi. Adana bezi. Ciğerlidir yani. Zaten her sabah normalde kahvaltı ciğerle başlıyor. Evet, tabii canım. Somer Sivrioğlu bu senede Adana'da olacaklarını belirtti. Adana Lezzet Festivali biz her yıl gidiyoruz zaten. Danilo o kadar çok gelmedi aslında. Mehmet'le biz daha çok gidiyoruz. Her türlü lezzetini tatmayı seviyoruz Adana'nın. Sabah ciğerle, kebapla başlıyoruz. Ondan sonra bütün gün. Ya yani öyle bir kültür ki çok yedik deyince muzlu, bir litre muzlu süt getiriyorlar. öyle bir değişik bir kültür. Çok seviyoruz Adana'nın ev sahipliğini, sıcakkanlı insanlarını, yemeklerini, hepsinin büyük hayranıyız. Gene orada olacağız her sene olduğumuz gibi. 7-8-9 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek festival öncesinde toplantıya katılanlara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mehmet Şef'le mangal başına geçerek kebap ve ciğer pişirdi. Bebek'teyiz. Cemal Hünal Bebek'te Teksaslı havasına bürünmüş. Eşi Lale Cangal'sa şapkasıyla Hünal'a ayak uydurmaya çalışmış ancak stilleri farklı. Biri kovboy, diğeri müfettiş gadget modunda. Çok şıklar. Cemal Hünal ve eşi kafeden çıkıp yol manzaralı masaya oturuyor ancak ah bir şey unuttular. Telefonumu içeride bıraktım galiba. Ben sipariş verecektim. İyi sağ ol, ne var ne? Kolay gelsin. İyiyiz vallahi şükür. Telefonunu içeride unutan Cemal Hünal'ın imdadına eşi yetişti. İçeri telefonu almaya gitti. Şu ıssız adam meselesine girelim. Cemal Hünal ıssız adam filmi nedeniyle birçok çiftin boşandığı iddiasına yıllar sonra cevap verdi. Son günlerde malum biliyorsunuz bir aşkımızı çok konuşuyoruz ıssız adamla ilgili. Benim yüzüm
çok boşananlar var diye. Ya bir sürü açıklama yaptım. Çıkarttı. Onu mu çıkarttın? Bana çok geliyor. Sizin yüzünüzden evlendik. Sizin yüzünüzden boşandık. O ikisini yine anlıyorum. Şeyi anlamıyorum ben. Çocuğumuzun adına ada koyduk falan. Niye abi? Hani abi bahtsız bir karakter netice itibariyle. Mutsuz son. Yani ama insanlar yapıyorlar böyle şeyler. Bu arada atlamadan geçmeyelim. Bir sohbet ederken Lale Cangal telefonu getirdi. Cemal Hünal'sa sıcak bir dokunuşla eşinin elini tutarak teşekkür etti. Şu ellerin buluştuğu sahneyi biraz daha yakınlaştıralım ve alta da şu müziği koyalım. Eski ıssız, yeni eşsiz adam Cemal Hünal'ın romantik yönünü kısa filme dönüştürelim. Aslı Bekiroğlu Bebek'te arkadaşlarıyla kahve içti. Kendimi eleştiririm tabii ki. Kendini arar mısınız sürekli? Ararım tabii ki herkes gibi. Yani hiçbirimiz perfect oynamıyoruz. Herkes kendini eleştiriyor. Eleştiriyor büyüyor bence. Hayır. Kendime sakla. Aslı Bekiroğlu yeni dizi ve film tekliflerini değerlendiriyormuş. İş kovalıyoruz, ekmeğimizde izleyince birden cümlesini düzeltme ihtiyacı duydu nedense. Başka çok iyi gidiyor. Her şey yolunda çok şükür. Bir iki iş kovalıyoruz. Kovalıyoruz derken bakıyoruz. Kovalıyoruz demeyelim, yanlış kelime. Bir iki iş bakıyorum inşallah. Belki sezona bir işim işte oynayacağım. Televizyon dizisi mi yoksa? Dijitalde şimdilik. Bakıyoruz işte. Aslı Bekiroğlu asla rol ayrımı yapmadığını, her sahneyi cesurca oynayabileceğini de itiraf etti. Diyebiliriz. Şans verilirse neden olmasın? Yap güzel. Takla. Benim sana aşkım. O kadar. Teşekkürler. Güzeldi. İyi günler, kolay gelsin. Görüşürüz. Makine sektörünün bölgedeki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan MACTEC Avrasya Fuarı başladı. Fuarın ilk gününe damga vuran isimse Çağla Şikel ve robot dansı oldu. İki erkek, iki kadın dansçıyla robot figürleriyle dans eden Çağla Şikel, sahne performansı için günlerce hazırlık yapmış. Günler süren hazırlıklar sonrasında ortaya böyle bir performans çıktı. Çağla dans ederken annesi cep telefonuyla onu görüntüledi. Gelelim Çağla Şikel'in yanında duran isme. Bu değerli hanımefendi Berna Şikel. Yıllar önce Çağla Şikel'in basın ve halkla ilişkiler işlerinden sorumluydu Şikeller'den Berna. Valla fuarla ilgili Berna aslında birazcık anlatsın. Ablamın fuarı, ablamın fuarı dermişim. Ablamın fuarının standında, onun markasında aslında. Ben birkaç sene önce de yine biz burada çok güzel işler yaptık. Aslında böyle fuarlarda çok ünlü isimleri görmüyoruz. Ama bizim hem aile olmamız, hem Berna'nın yaratıcılığı ve her seferinin üzerine başka bir şey koyalım. Bu sene ne yapabiliriz? Sonuçta söz konusu bir makine olduğunu düşünürsek, daha böyle basit düşünecek olursak ne yapılabilir diye düşündüğümüz zaman işte bu sene birlikte Ömer ve ekibiyle birlikte robotlarla birlikte dans etme fikri Berna'nın aklına geldi. Ablamla tabii ki yani çocukken anlaşamıyorduk haliyle. İki kız kardeş. Bir de yaşlarımız da çok yakın. Benden 1,5 yaş büyük. Ben birazcık daha büyük duruyor olabilirim ama tabii ki çok iyi anlaşıyoruz. Tabii ki kıyafet alışverişimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve her zaman hem işte de hem özel hayatımızda da birbirimizin yanındayız. Onunla iş yapmak, onun gibi başarılı bir iş kadınıyla iş yapmak benim için gerçekten çok heyecan verici. O yüzden karşılıklı enerjimiz çok yüksek ve inşallah daha güzel işler imza atacağız. Kadıköy konserine geç kaldığı için deniz taksi kullanan ikin uzunların görüntüleri çıktı. Uzunlar ve saz arkadaşları konsere dakikalar kala sahneye işte böyle yetişebilmiş. Kadıköy Noah konserimizi bitirdik ve çok trafik olduğu için de deniz taksiye gidiyoruz, orkestra bir de. Müzik dünyasında geçmiş dönemde starlık tartışması yaşanmıştı. Demet Akalın Aleyna Tilki'ye tek rakibin Mustafa Topaloğlu, uzay starlığı, sakin ol şampiyon demişti. Topaloğlu da Akalın'a bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın diyerek seslenmişti. Son durum ne acaba? Demet Hanım'a şuursuz demişsiniz. Ya o anki sinirsel biz sanatçılar bir gün kızarız, ikinci gün barışırız. Sorun yok, ben Demet'i çok severim ya. Gazapizm geçen ay Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestrayla harika bir rap senfoni konser vermişti. Ekip yeni bir rap senfoni konser için provalara başladı. Gazapizm ve Dev Orkestra 8 Ekim'de Maslak'ta sahnede olacak. Zeynep Alkan ve Buse İskenderoğlu yakın arkadaş çıktı. Alkan İtalya'dan döndü, şimdi İskenderoğlu Roma yolcusu. Bir iki ay orada gidiyorum şu an. Siz İtalya'dan döndünüz, hanımefendi İtalya'ya gidiyor. Ben bekledi, dönmemi bekledi, şimdi kendisi gidiyor. Neler anlattınız İtalya ile ilgili? Ben Roma'daydım. Benim okulum oradaydı. Milano'ya gidiyor. İkisi de inanılmaz güzel şehir. Tarih muazzam güzel şehirler, Avrupa. Yani
kutlayacağını biliyorum. Ve çok da güzel şeyler öğrenecek. Kesinlikle de sonuna kadar destek gitme gelmeden. Ya da gelişsin. Nişantaşı'nda Özlem Yıldız'a rastladık. Zaman zaman dizi oyunculuğu teklifleri geldiğini açıklayan Yıldız, içinde yılanlık olmadığı için entrika içeren rolleri kabul etmiyorum dedi. Ya içimde bir endo yok. Yılanlık yok yani hiçbir şekilde. Yani böyle masum, saf, iyi niyet ama akıllı. Yani hani o iyi niyeti kullanılmasına izin vermeyen bir tarafım var yani. 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Şallı fotoğrafların altına "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17.si düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Festivali birbirinden muhteşem performansların ardından son buldu. 4 günlük caz söyleni yerli yabancı binlerce caz severi bir araya getirdi. Hürriyet'ten Özge Erikar'ın haberine göre Bensu Soral 4 yıl önce kullanmadığı GSM numarasını iptal ettirdi. Bensu Soral'ın telefon numarasını satın alan kişi iddiaya göre Bensu Soral'ın adını kullanarak insanlardan para topladı. Soral bu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Sabah erken saatlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren oyuncu, 2018 yılında kullanmış olduğum hattın yeni kullanıcısı benim adımı kullanarak yakın çevremden para istemiş. Arkadaşlarımın uyarısıyla bu dolandırıcılık girişimini fark ettim. Bu konu üzerine dün sosyal medya hesabımdan da yaptığım açıklama sonrası bugün adliyeye gelip bu kişiden şikayetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum dedi. Savcılık soruşturma başlattı. Özge Borak Muğla'da tatilin keyfini çıkarıyor. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncu dalış öncesi teknede verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Borak fotoğraflarının altına "O zaman ben biraz serbest dalış yapayım da geleyim. Süper kahraman edasıyla dalarım. Hiç olmazsa düşen mandalları çıkarım" notunu yazdı. 58 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Brad Pitt ve 31 yaşındaki süper model Emily Ratajkowski'nin sık sık bir arada vakit geçirdikleri iddia ediliyor. İkisi de eşlerinden ayrılan ünlü isimlerin görüştükleri ama henüz resmi olarak sevgili olmadıkları iddia edildi. Evet. Evet. Ve karşımızda Ozan. Günaydınlar efendim. Hoş günaydınlar. Geldin Ozan. Günaydın. Hemen şarkıdan yola çıkarak söyleyelim, soralım. Günümüz aşklarına baktığın zaman aşk bu kadar kolay mı diyor musun? Vallahi aşk bence çok zor bir şey. Ama buldun mu da bırakmayacaksın. Günümüz aşkları da şarkılar gibi çabuk tüketiliyor galiba. Ben hala eski aşkları anımsıyorum da işte eski Türk filmlerindeki aşklar. Evet, evet, evet. Hani işte o dört yaprakçı yoncaların oynadığı. Günlerce bakışmaların evet. Yer aldığı aşkları. Evet, şimdi. Kavuşama mahalleleri. Şimdi aşkın tarifi de değişmiş. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir ama bence herhalde hani dijital çağa girdik ya. Daha bir kolaylaştırdı. Aşklar da dijital oldu artık. Evet, evet. Evet, ne yazık ki. Daha hızlı oldu. Ama ben aşığım hala karıma. Aman ne güzel. Kaç yıl oldu evleneli? Yenisiniz daha. Daha 1,5 senedir evliyiz ama bugün de çok gelmek istedi. Evet. Malum. Yani o yüzden ben dedim sen istirahatini devam et. Ozan Orhan'ın eşi evet. Hamile bir kızları olacak evet. Adını da koydular. Kaç aylık hamile şu eşi? Şu anda 5'i bitirdik. 5,5 aylık. Biraz zor geçiyor galiba. Ya biraz zor geçti evet ama şimdi herhalde saçlanıyor bebiş. O yüzden biraz anneyi kızımız olacak. Evet kızımız olacak. Allah kısmet ederse işte Ocak gibi doğacak. Heyecanlısın değil mi? Işte heyecanlı acayip, belli baksana. Evet, yerinde duramıyor. Acayip heyecanlıyım, Aslında bugün de... Ben biraz problemliyim. Ne? Dişte bir problem var bende. O yüzden suratım çok şişti. Yok, bugün iyi gözüküyorsun. Sizden çıkıp ameliyata gidecektim. Ha. Diş ameliyatına. Herhalde eyvah. Bugün kalacak. İzliyorlar. Zor. Allah kimseye yani bu diş problemi yanılmaz. Ama Müge çok iyi evet. Biliyor. Buradan Kıvanççığıma selam evet. Olsun. Müge beni çok tertemiz hazırlıyor Ocak ayına. Yeni dişlerimle dişleri daha takılmadı. Ben, yine. Şöyle, bizi de izliyorlar. Başta İbrahim Kuzu, Başar Çetin ve Veysel Bilge'ye çok teşekkür ediyorum hocam sağ olun. Çünkü benimki biraz çok zorlu bir şey. Yani bu hani hatırlıyorsunuz bir kelepçe ameliyatı olduğum zamanlarda. Evet. Tabii kelepçenin de hani vücuda bir tahribat bırakıyor evet, deniyor ya. Vardı. Benim kemik erimesi başlamıştı bende. O yüzden bayağı bir 3 aydır 4 aydır bir tedavi oluyorum. İşte bugün de implantlarım yapılacaktı ama herhalde bu apseden dolayı. Bugün evet. Kalacak ameliyat. Hadi güzel şeylerden bahsedelim. Aşklar meşkler sen yokken biz ne konuştuk? Onun da yorumunu merak ediyoruz. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo. Hı. Telefon numarasını değiştirmiş. Eşine bir jest yapmış. Eşinin doğum tarihinden telefon numarası almış kendine. 200 bin lira harcamış. Ne? İçinde. Evet. Evet. İdo'cum oğlum bana bir tane klip çekelim. Yani, vallahi ben inanmıyorum ya. Öyle bir şey var mıdır ya? Var tabii. Hiç. Yalanlamadılar bile. Aa. Evet. Helal olsun. Kararı imzalı. Evet. Günaydınlar. Gün
ay sahibine telefon açıp pazarlık yapıyor ve 200 bin TL'ye sırf eşinin doğum tarihini taşıyor diye o hattı satıyor. Ama ben kızıyorum bu işlere. Neden çıtırmıyor da çıtayı yükseltiyorlar. Çıtayı yükseltiyorlar. O zaman telefonun çaldığı bir iş insanı seni arıyor ve dedi ki telefon numaranız benim için çok özel. Nasıl yani dedi. Eşimin doğum tarihi sizin numaralardan oluşuyor. Telefon numaranızı satın almak istiyorum dedi. Bir pazarla oturur musun yoksa bende satılık numara yok mu dersin? Bilmiyorum anki bu halime bağlı. 200 bin lira bak. Pazarlık 200 bin lira. Nokta ama o telefon numarası ona yaramaz çünkü her dakika beni arıyorlar onu mu arayacaklar? Yani sen dersin ki telefonu da özel bizzat bir kutunun içine tabii getirebilirim. Tabii. Ay benim numaram da hiçbir şeye benzemiyor. Kimsenin doğum tarihine bana kelelaka bir numara. Vallahi. Peki güzel bir fotoğraf karesiyle devam edelim. Burcu Esmersoy'un fotoğraf karesini ekrana getirelim. 2 Ekim'de 46 yaşına girecek ama çok iyi duruyor. Burcu'nun şu hallerine baktığımız zaman evet gerçekten bak her şey dozunda güzel diyoruz evet ya. Evet. İşte örnek Burcu Esmersoy. Yüzüne ufak tefek dokunuşlar yaptırıyor evet mu? Yaptırıyor. Aynen. Botoksu var, dolgusu var belki ama baktığın zaman hala aynı Burcu diyorsun. Ve hala evet çok güzel Burcu diyorsun. Evet, çünkü yüzüyle vücudu arasındaki hani bazı hanımlar çok estetik yaptırıyorlar ama sporla ve doğru beslenmeyle desteklemiyorlar. Vücut ayrı telden konuşuyor, yüz ayrı yere gidiyor. Bir de şey var, hepsi birbirine benziyor. Evet. Aynen öyle. Ama şeyde Burcu da her ikisini de birleştiriyor ve genetik yapısı da olabilir. Hiç olmadığı aynen kadar da farkında mısınız? Bir yıldır bir mutlu, bir pozitif, bir kahkahalar atıyor. İlişkisi de güzel gidiyor. Aşk bence vardır. Tabii zaten Nazım'la beraber kafası başka bir noktaya oturdu artık. Daha bir özgüveni arttı sanki. Evet. Tabii şimdi 40 yaşında, 50 yaşında ne kadınlar var. Yani fizikleriyle yarı yaşındakileri gölgede bırakıyorlar. Onlara da bir göz atalım. Geliyor mu arkadaşlar? Gözümüz mü değdi? Gözümüz örnek, mü kaldı? Örnek mesela, örnek bizler mesela. Örnek bizler, örnek ben daha çok hele. Gülşen'den büyük. Kimlik yaşı 40 ve 50... Vücut yaşı 20 değil mi o kadınların? İnşallah. İzleyelim, geliyor mu arkadaşlar? Biz de böyle olalım. Gelsin. Plajlarda rüzgar gibi estiler, güzellikleriyle büyülediler. 40 yaş üstü ünlüler, fit vücutlarıyla plajlarda gençlere nasıl tur bindirdi? Yazla birlikte magazin dünyasının ünlü isimleri de göçmen kuşlar misali güney kıyılarına göçtü. Plajları da podyuma çevirmekten geri kalmadılar. Bakın tüm yaza kimler fit görünümleriyle damga vurdu. 43 yaşında iki çocuk annesi Çağla Şikel hem yıllara hem de yer çekimine meydan okumayı başaran isimlerden biri. Yaz boyu da kurduğu güzel fiziğini sergilemekten çekinmedi. Göbek kısmını açıkta bırakan siyah mayosuyla karın kaslarını da olsa düşmana gösteren Çağla Şikel, ince uzun bacakları ve ekran şıklığını aksesuarlarıyla deniz kenarına da taşıyarak bizden tam not aldı. Defne Samyeli 1 Temmuz'da 50 yaşına girdi ama yaşın böleminin olmadığını da bu karelerle kanıtladı. Boyu kadar iki kızı olan Defne Samyeli kusursuz fiziğiyle sadece kızlarına değil 20'lik gençlerin hepsine taş çıkardı. Demet Şener podyumlara veda ettikten sonra giyim tarzını da kökten değiştirmişti. Ama bir döndü pir döndü eski model. Demet Şener tam 45 yaşında, iki de çocuğu var ama güzellik kraliçesi seçildiği 25 yıl önceki fiziğini hala koruyor. Haliyle güzelliğini paylaşmaktan da geri durmuyor. Pek çok meslektaşı ters ışık kurbanı olurum, sellütlerim beni üzer diyerek kameralardan köşe bucak kaçarken Burcu Esmersoy bikini görüntülerini ve fotoğraflarını kendi paylaşıyor. Burcu Esmersoy da Kırklılar Kulübü'ne dahil. Kendisi tam 45 yaşında ama fiziği hala mükemmel. Artemis Tapınağı'nın sütunları gibi olan bacaklarında bir gram sellüt bile yok. Türkiye'de sağlıklı yaşam ve spor denilince akla gelen ilk isimlerden biri Ebru Şallı. O kadar yoganın, pilatesin hakkını vermek için yaz boyu bikini fotoğraflarını paylaştı. Görenler ünlü ismin 45 yaşında olduğuna inanamadı. Bu arada Ebru Şallı'nın oğlu Beren'in de çalışırdığı delikanlının karın kaslarından belliydi. 48 yaşındaki Şebnem Dönmez de gençlere taş çıkaracak fiziğiyle plajdaydı yaz boyunca. Bizi en çok şaşırtan isimse Muazzez Ersoy oldu. Sahnelerde görkemli kıyafetlerle görmeye alıştığımız Muazzez Ersoy mayalı fotoğraflarını kendi paylaştı. 64 yaşındaki ünlü şarkıcı belden aşağısını ise denizle kamufle etti. Peki 90'lara şarkılarına, tarzına damga vurmuş biri olarak 90'daki rakiplerin, 90'lı yıllardaki evet rakiplerin. Şimdi onlara geleceğiz ve inanılmaz anılarınız var. Bazıları komik, bazıları çekişmeliydi. Bunlardan bir tanesi de Kenan Doğulu. Evet. Kenan Doğulu son bir reklam çekiminde
öyle bir tarz denedi ki sosyal medyayı pantolonuyla salladı. Pantolon da üzerinden biraz akıyor gibi. Daha önce de bunun benzerini değil mi? Siyahını giymişti sahnede. Evet. Bu pantolonu giyer misin? Ya ben, yani Kenan'da da boy yok, bende de boy yok. Bize çok komik durur yani. O yüzden bilmiyorum tabii, moda tasarımcısı herhalde böyle bir şey yapmış ama yani bana sorsan ben beğenmedim yani. Evet. Kenan senin çünkü moda... çok şık giyinen bir çocuktur. Çok şık giyinir Kenan. Evet. Nasıl bu? Bir de daha evvelden başlamıştı konserinde. Evet. O, onda bir takım elbiseyle. Özgür Mansur imza. Biz bayağı bir konuşmuştuk ya Kenan niye böyle bir şey yaptı diye ama demek ki modası böyle bir tarz. Evet tarz. Ayakkabılarda 70 model. Evet. Yalnız caddede ben öyle pantolon giyen 2-3 genç gördüm. Hmm. Moda mı başlamış moda. Böyle? Moda yani. Abi. Başladıysa benim siyah lütfen. Bir tane pileli pantolonum var verebilirim yani. Yalnız, aynısı. Dalga geçiyordum benden ne oldu? Aynısı doğrusu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Abisi o Ozan'a ne kadar benziyor değil mi? Bazı karelerde biraz önceki görüntüde mesela. O pantolonu ve bu gömleği giyince benziyor. Çünkü tarzı ben Kenan'ı değişti. Çok severim. Ayrı bir yere koyarım her zaman Kenan'ı. Yani burada mesela çok benziyor Ozan'a. Çok iyi müzisyendir. Çok. Çok iyi. Çok hani güzel Ozan da, yani Ozan da benim çocukluk arkadaşım. Yani abi kardeş bir kere Ozan Doğulu'nun zaten müzikal kalitesi tartışılmaz. Altyapısı olanlar, beste söz yapanlar, tabii. Bir enstrüman çalanların kalitesi daha bir farklı oluyor. Zaten 90'larda hep diyoruz ya 90'ların farkı bu yüzdendi. Herkesin bir altyapısı vardı. Evet. O yüzden Kenan da ayrı bir yere koyuyorum. Fakat o zamanlar o yıldızlarla röportajlara gittiğimizde atıyorum Suat Sona'ya gidiyorduk. Sizleri soruyorduk şey yapacağız ya orada bir rekabet bir kızışma yaratacağız ya. Ben çok iyi keman çalıyorum. Diğerlerini bilmem. Tayfun'a gidiyorduk. Ben saksafon sanatçısıyım. Ferdan Yarkın'a gidiyorduk. Keman da benim bana yetişsinler de ondan sonra. Yani bunlarla rekabet vardı. Böyle bir rekabet var. Sen de seni de hatırlıyorum. Vallahi çok net. O, yani, sen de. Mesela şeyle Kenan'la bir hikayemiz var bizim yıllar evvel. Onun Bodrum'da çıktığı bir mekanda. Tam böyle o Bodrum oldu. 90'lı yılların sonu. Sahneye aldı Kenan beni. Bir şarkı söyledim konuk tabii. Sonra mikrofonu aldı Kenan. O yüzden diyorum mütevaziliğini ve alçak gönüllülüğünü Kenan'ı çok seviyorum. Hı. Biliyor musunuz dedi ben burada dedi size şarkı söyleyebiliyorsam bu adamın sayesinde dedi. Bütün kapıları bize o açtı dedi. Çünkü ilk çıkan popçu bendim 90'da. Öyle yani düşün ki mütevaziliğini o yüzden Kenan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Evet. Mesela Tarkan'ı severim. Gerçekten şimdi severim. Sana şunu soralım o zaman. 90'larda ama dur hemen cevap verme. En büyük rakibin kimdi? En çok kime sinir oluyordun? En iyi anlaştığın kimdi? Bir nostalji yapalım. O döneme bir gidelim. Hadi bakalım. Milenyum çağı başlayalı 20 sene oldu. Ama 90'ların modası hala geçmedi. 90'lar Türkçe pop'un unutulmaz temsilcileri kimlerdi? 90'lar Türkçe pop kimileri için zamanda yolculuğun anahtarı, kimileri için bir terapi yöntemi. Ama yeni nesil için bile pop müziğin zirvede olduğu yıllar 90'lar. Peki 90'larda pop müziğin zirvesinde olanlar kimlerdi? Şöyle hızlıca geçmişe doğru gidelim mi? Ozan Orhon. Ozan Orhon'un dişi rakipleri de vardı 90'larda. Bugünün starları o zamanın genç popçularıydı. Tayfun Duygulu. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç'ın etnik kıyafetlerle takıldığı yıllarda Çelik de kendini ateşe atarak tek başına uçma kararı almıştı. Çelik'in tişört yerine halı giydiği 90'lı yıllarda Tarkan da adını yeni yeni duyurmaya başlamıştı. Genç nesile keman sevdiren ikiliyi de unutmamak lazım. Onlar sayesinde onlarca çocuk keman çalmaya heves etmişti. Ferda Anıl Yarkın. Suat Suna. Bebeto Burak Kut da 90'larda girdi hayatımıza. 90'lı yıllarda genç kızlar divaneydi Yaşar için. Mustafa Sandal ve Kenan Doğulu olmadan 90'lar düşünülemez. Mustafa Sandal, Kenan Doğulu. Tarkan'la şimdi en büyük rakibin kimde? Valla o zaman ilk çıktığımda erkek sanatçı olarak aslında Yonca ile beraber çıktık. Abone bayanlarda, erkeklerde de ben ama bizden evveli 80'li yıllarda Hakan abi var. Hakan Peker. Hakan Peker efsane şarkısıyla. Doğru. Ama Türk pop erkek genç akımını benimle başladı. Sonra Tayfun Hadi Yine İyisin çıktı. Sonra Tarkan çıktı. Tarkan'dan sonra Kenan çıktı. Sonra ben askere giderken 94'te hiç unutmuyorum. Burak albümü çıktı ki Burak'ı çok severim. Kardeşim gibidir Burak da. Burak'ın albümü çıktı. Ondan sonra zaten bir furya başladı. Hani derler ya kaseti olmayana kız vermiyoruz furyası. 90'larda. Evet, evet, evet. Mesela Tarkan'la da öyle. O zaman televizyon programları vardı. Hatırlar mısınız? Herkes 90'larda işte cumartesi günü her kanalın bir tane müzik eğlence programı vardı. Evet. Bizim o zamanlar kliplerimiz hani bir yere çıkardık. Görüntülü müzik oluyordu aslında. Herkes, her yönetmen bir parçaya bir klip çekiyordu. O zaman da sevgili Erşan Başbuğ'un
çektiği, yönetmenliği yaptığı bir müzik eğlence programında bir çocuk geldi, genç böyle. Ben parçamı bitirdim, çektim. Alpay o zaman Tarkan'ın menajerliğini yapıyordu. Çıtı pıtı böyle ufak tefek böyle kibar bir çocuk geldi. Dedim şarkıyı dinledim arkadan ve beni çok etkiledi. Hiç ben de gittim onu arkadan şeyden izledim çekimini. Erşen abiye dedim ki Erşen abi bak göreceksin dedim. Bu şarkı dedim patlayacak ve dedim Tarkan patlayacak dedim ve gerçekten. Kıl oldum abim. Kıl oldum albüm de çıktı ve Asla'yla. Asla. Evet. Vazgeçemem senden asla. Kıl oldum abiden daha çok tuttu Asla. Sen kim eyvah beni yerimden edebilir rakibim dedin? Kim için dedin bu grup içinde? Hiç de öyle bir şey diyor. Ben çünkü herkesin kulvarı farklıydı ya. Çünkü benim yaptığım. Ama aynı pastanın dilimlerini yiyordunuz. Ama çok farklı. Şimdi o zaman biz üçlü ayrıldık. Ben hala saklıyorum. Hürriyet gazetesinde bir haber çıkmıştı. Ozancılar, Tayfuncular, Tarkancılar diye aynı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi bizi de şey yaptılar. Yani bizim konserlerimiz farklıydı. Mesela ciddi ciddi Tarkan'dan evvel yani benim ve Tayfun'un konserleri muhteşem oluyordu. Tayfun biraz Tarkan'a gıcık oluyordu ama. Vallahi ben kimseye gıcık değilim. Tayfun izliyordur beni. Abi hayatımda 33-34 sene oldu. Evet. Arkadaşlığımız, dostluğumuz hiç bitmedi. Tayfun burada olsaydı zaten bizi konuşturmazdı. Ya hiçbirimize. Şimdi Tayfun arıyor. Tamam. Daha 2-3 gün evvel. Ne haber babacığım? İyiyim abi. Tayfun bak yeni ev tuttum. Tayfun yeni ev tuttum Tayfun. Ne? Tayfun anlatıyor. Allah başka en sonunda koyuyorum şeyi telefonu buraya. Tayfun evi tuttum. Anlatıyor mu Tayfun? Evet evet. Hiç dinlemiyor. Ama çok rekor kalbi. Konuşmanız kaç dakikadır? En kısa konuşma bir saat falan sürüyor. Telefonu bazen açmadığın oluyor mu? Ah Tayfun arıyor şimdi var ya Allah. Düşünsene. Bir de çok da sevdiğim için mesela tam atıyorum bankaya gidiyorsun. Ya da bir yere gidiyorsun Tayfun arıyor. Eyvah dur açmayayım çünkü bankadayım bir şeyi banka anlatamam. 5'te kapanana kadar Tayfun konuşur. Tayfun neden ben çok seviyorum? Çok vefakardır Tayfun. İnanılmaz vefakardır. Kalbi hani derler ya çok temiz adamlardan evet. Bir tanesidir. Şey, çocuk gibi yani. Acayip böyle. Ama sen konuşmayı de çok seviyor şöyle. Evet. Sizin programa geldiği zaman. Mesela dinlemeyi hiç sevmez, konuşmayı çok sever. Arar mesela. Gülşen Müge ne yapıyorsunuz? Canım iyiyiz şimdi trafik kazası yaptık. Bak, kanamamız var. Şimdi, canım şu, bir şey manga söyleyeceğim size. Bundan bir buçuk yeni albüm çıktı. bak 1,5 ay evvel Selcan'la Tayfunlara Çeşme'ye tatile gittik. Allah korusun. Allah. Şimdi çocuklar evde. Ben dedim Ozan amca dedi ne yapacağız? Size dedim şey yapıyorum bu akşam mangal yapıyorum. Mangalı buldum falan çıkarttım mangalı temizledim. Tayfun'un bahçede yapıyorum. Tayfun geliyor. Aynı böyle. Abi sigara izmiriti mi attık? Abi şunu şöyle yapalım şuraya şöyle. Tayfun karışma. Abi şunu şöyle yap. Tayfun git. Ya mangal yapacağım yemin ediyorum. 3 saat bana mangalın tarifçesini anlattı. Nereden yapar. Mangal yaratılmış tarihini. Yapar kesin. İnsanı mangaldan soğutuyor diyorsun. Yok ya bu espri aramızda. Aynen kesinlikle. Ya. Ozan senin de spor otomobillerin meşhurdu. Aa, evet. Üstü açık spor otomobilleriyle evet. Böyle. Ama tek şeyim oydu benim ya. Tek motosiklet ve oydu. Çok hızlıydın. Ya o zaman hızlıydık. Evet, evet o sadece otomobil. Şimdi bittim o hızlıydı. Yok şey yok yani. O hani kalmıyor ya. Hani o geçici bir heves miydi? Yok yaşla da ilgisi var. Hmm. Yani şu anda bir tek işte motor hastalığım vardı. O da biliyorsunuz klipte kaza geçirdim. Hmm. Daha yeni kolumu oynatabiliyorum. Eyvah geçmiş. Omzum klipte çıktı. Motordan yani düştüm. Eyvah. Ondan sonra da işte fizik tedavi falan şu anda. O yüzden de biraz kilo aldım sporu bıraktım 4 aydır. Hmm. Çünkü kolu hiç kalkmıyordu daha yeni yeni. O yaralı kola bir de dövmeler yaptırdın değil mi? Evet. Gösterir misin o dövmeleri bize? Var. Şey göndermişti mi? Vardı sizde var. Belki. Ama sen yani şimdi canlıyım. Burada göster. Hadi. Çıkar şu ceketi. Ya. Çünkü dövmenin anlamı çok güzel, çok anlamlı. Doğacak. Mikrofona kızı dikkat edelim. Evet. Şimdi evet. Şöyle göstereyim de. Orada. Şöyle. Evet. Doğacak. Ama mikrofonu kızını alalım tekrardan elimize. Tamam. Adını yazdırdın. Evet. Şöyle. Evet. Aynen böyle gösterelim. Mikrofonu da eline alır mısın? Ses gitti. Şurada. Ha, onu al tamam. Şöyle. Daha Ozan, yeni. Deniz derken S ile mi Deniz? Deniz aslında Z.
Z? Ha. O Z'yi biraz böyle asfaltik ama yaptı. Ama S gibi dönis evet. gibi olmuş. Evet. Burada kızım Yağmur'un, Lara Yağmur esas. Lara. Lara. Burada da canım evlatlarım yazıyor. Ay harika. Hı. Mikrofon dört... mikrofon düştü aşağı. Tamam şimdi. Mikrofon alırsan. Dört evet. yapraklı yonca. Evet, şans ona, getirsin. O aslında dört yapraklı yonca. Selcan, ben ve çocuklarım. Ay çok güzel. Öyle harika. Yaptırdım. Yani uğruna inanıyorum. İnşallah. Bir de bir dövme bir hastalık. Bu arada da dün bunu da yaptırdım. Çok sevdim bunu. Ay o da çok güzel. Evet. Evet. Müthiş. Yani burada da zaten Selcan yazıyor. Ben bütün vay, dövmelerimi vay, göstermeye vay. Başlayayım. Sen de Brooklyn Beacon'a bende şey evet, döndün. Hastalık mı zaten? Evet. Onunkisi annem arıyor, 40 kapı. Oğlum ne yapıyorsun diyor. Anne dedim dövmecideyim. Bebek doğsun kızını görsün şimdi o dövmelerin sayısı her an artabilir. Sende öyle bir hal var. Hal ve gidişat öyle. Bence artmasın. Yani iki tane yeter. Tamam. Yeter diyorsun. Peki dönemine 90'lara damga vuran başka bir pop yıldızı Burak Kut'a. Burak Kut'un taze bir haberi var. Eski sanatçılara artık eskisi gibi ilgi gösterilmiyor diyor ve daha neler söylüyor Burak'a dinleyelim. Korkuttunuz beni. İyi misiniz? Ben böyle kendimi unutuyorum bazen. Gündelik hayatta öyle yaşamadığım için insanlar bakınca bana ben de hayretle bakıyorum. Bunca yıldır bu işle uğraşmama rağmen şimdi öyle oldu. Yani eski ya eski mi yeni ya bu ya eyvallah doğru. Yıllar yıllanmış diyelim biz ona da. Olabilir, olabilir. Bu tabii ne kadar ürettiğiyle ilgili. Yani kariyerinin 50. yılında olan benim büyüklerim de var. Onların da hala konser veriyorlar. Aslında bu soru hem öyle hem değil. Yani. Genelde tabii çok, nasıl söyleyeyim, ilerideki yaştaki sanatçılar tabii ki daha azı rağbet görüyor diyebiliriz. Ben bir şey kıyas yapmıyorum ama gezdiğim, tozduğum için bunu size rahatlıkla söyleyebiliyorum. Normalde dünyanın her yerinde yıllanmış olunca hani bir meyvenin olgunlaşması gibi tadından yenmez bir hale geliyor. Aslında yıllanmış sanatçıların çıkardığı ürünler kalitesi, tadı çok güzel oluyor. Yani bence daha değer vermeliyiz yıllanmış sanatçılarımıza. Ben kendim bir an gençlere koydum bak gördüğün gibi. Yıllanmış sanatçıları kollayalım lütfen. Hani eski... Ayaküstü yapacaktık sen bir anda şeye girdin kardeş. Ben kendi kariyerimin ilk zamanlarını hatırlıyorum. Daha insanlar benim hani ne kadar donanımlı olabileceğimi kestiremedikleri için herhangi biri muamelesi yapıyorlardı. Yani bunlardan çok çıkıyor gibi. O kadar ağrıma gidiyordu ki. Oysa ki ben yani kabul ederseniz Türk müziğine de birçok katkıda bulunmaya çalıştım. Eski sanatçılara ilgi gösterilmiyor diyor. Katılıyor musun? Ama hayır, bir yandan da 90'ların özlemi var. Şu an ben katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. Ben 90'lar şarkılarını hep yani turne gibi yapıyorum ya. Yani geçen işte İzmir'deydim. Yıkıldı orası. Herkes tek ağızdan şarkıları söylüyor. 90'lar evet. şarkılarını söylüyor. Mesela ben sokağa çıktığım zaman çok da iyi ilgi görüyoruz. Hala ilgi görüyoruz. Çünkü farklı yere koyuyorlar. Mesela benim estağfurullah yani ben böyle bir şeyi zaten olamam, olmamışımdır ama bana hep şey yazıyorlar. Efsane. Ne sokakta güzel. Da kral diyorlar. Ne güzel. Yani çok hoş insanların böyle bir şey söylemesi. O yüzden bir tek şeyi doğru söylüyor Burak. Devamlı üretmek lazım. Bizim şimdi 90'lardaki arkadaşlarım biraz küskün çoğu. Hala küskünler. Yani neden bilmiyorum ama hepsinin bir an evvel acil müzik yapmaları lazım ki bu yeni kuşağa, Z kuşağı dediğimiz kuşağa kaliteli ürünler vermemiz lazım. Yoksa bu çocuklar rap içinde boğulacaklar. Ben rapçileri küçümsediğimden değil. Hı. Ama sadece şu anda bakıyorsunuz konserlere böyle bir furya var. Popçular sanki ikinci planda kalmış. Her tarafta rapçiler ağırlıkta. Hepinizin teker teker evlenmesi, çoluk çocuğa karışması, farklı bir aile artık aile hayatına evet. geçmesi. Bunları etkiledi mi? Eskiden sözleşmelerinizde maddeydi. Tabii, sevgili yok, nişan yok, evlilik evet. yok diye. Etkili mi sence? Etkilemiş olabilir. Bir de şey var, dönem farkı. Şimdi bizimle beraber büyüyen bütün arkadaşlarımız hepsi çoluk çocuğa karıştı. Hepsinin evet. çolukları büyüdü, torunları bile olanlar var. O yüzden yani... Şu andaki genç, biz de öyleydik ama 90'larda baktığın zaman 70'ler ve 80'ler kuşağı şarkıcıları vardı. Evet. Biz de uzaylı gibi gelmiştik onlara. O yüzden şimdi... Peki ama... Suat Sunan'ın söylediği gibi mutlu insanlar iyi şarkılar yapamıyorlar mı? Vallahi bilmiyorum. Mutlu yani hep de mutsuzluk, hep melankoli olmak da çok doğru gelmiyor bana. Yani mesela ben beste yaparken öyle bir şey düşünmüyorum.
Yani ben içimden o anda ne geliyorsa onu yapıyorum. Yani illa ben üzüleyim ama kahredeyim kendimi. Ama üzülünce falan ekstra güzel şarkılar çıkıyor mu? Yani doğrudur tabii ruh haliyle. Sıkıntılı bir dönemin içinde. Yani ama o da çok melankolik şarkılar çıkar. Belki katılmak bilmiyorum. Herkesin farklı, her besteci farklıdır. Yıllar önce Sezen Aksu'nun Erol Evgin'e öyle takılması vardı. Şey demiş, oğlum kaç yıldır aynı kadınla çok mutlu bir evliliğim var. O şarkıları nasıl çıkarıyorsun? Hayal ediyorum demiş. Evet. Yani mutsuzluk, ayrılık, evet, acı, evet, keder, onları hayal ediyorum, yaşıyormuş gibi yapıyorum. Aynen öyle. Şimdi ben bilmiyorum yani mesela Sezen Hanım'dan bile şarkılar çıkıyor kardeşim. Evet. Yani bir, böyle bir şey yok. Popçular da yeni şarkılar yapıyor ama niye Z kuşağını yakalayamıyorsunuz? Ya işte bak en son ben Saman Alevi'ni, evet, o da o çocuklar çok istedi. Ben o Saman Alevi'nin yeni versiyonunu yapmamın sebebi gençler sokakta mi yürüyorum. Hmm. Abi diyor senin bir şarkın vardı ya dur söyleyeceğim dur. Saman Alevi diyorum. Evet abi diyor onu ne olur bir yapsana bize. Ben ondan sonra işte 3-4 ay evvel yaptım bunun coverını. Evet. Acayip de güzel tepki aldı. Yapmasan evet, tamam, da çok güzel şarkı. Hani güzel, efsane. Evet. Şarkı. Zaten ilk hali daha bile güzel. Evet. Yani 90'lı yıllardaki hali daha güzel. Ama şimdi mesela ben mücadeleyi bırakmadım. Şimdi Kasım'da muhteşem bir slow şarkıyla çıkıyorum. Ama inadına yine 90'lar şeyinden, lezzetinden kopmadan. Ya bir araştırma yapılmış. Bütün popçular, çeşitli dallardaki sanatçılar Z kuşağını yakalama telaşında ama ama dünyada böyle, çıkıyor. Dünyada böyle. Araştı bugün evet, hayatta olmayan Müslüm Gürses Z kuşağı tarafından 2022'de en çok ve tüm zamanların evet, en çok dinlenen sanatçısı seçilmiş. Ah, hayatta değil. Şarkıları Z kuşağına uymuyor diyorsun ama yakalamış. Şimdi yani Z kuşağı çok seçici bir kere. Çok. Evet. Kolay beğenmiyor. Kolay beğenmiyor ve çok güzel dalga aynen, geçiyorlar. Çok. İnanılmaz. Evet. Peki haberlerimizle devam edelim. Hadise efendim özgürlüğümü kısıtlıyor dediği 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'le yarın Beykoz Adliyesi'nde boşanacak. İşte anlaşmalı boşanmanın detayları. Hadiseyle Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi belli oldu. Boşanma protokolünde neler var? Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'den ne talep etti? İlişkileri, nişanları ve evlilikleri. Son bir yıldır tüm magazin dünyası Hadiseyle Mehmet Dinçerler'i konuşuyor. Ünlü çift şimdi ise boşanmak için saatleri sayıyor. Hadise'nin sanat hayatım kısıtlanıyor diyerek boşanma davası açtığını geçtiğimiz günlerde ikinci sayfa duyurmuştu. Ünlü çift dün boşanma protokolünü imzaladı. Yarınsa 4,5 aylık evliliklerini noktalayacaklar. Boşanma protokolünde neler olduğuna ise yine ikinci sayfa ulaştı. Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'den ne istedi? Hadise Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurduğunda anlaşarak ayrılmayı başaramadığım için dava açtım demiş. Mehmet Dinçerler'in boşanmak için düğünde takılan takıları istediği ortaya çıkmıştı. Dinçerler bu isteğinden vazgeçti ama tek bir şartla. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mehmet Dinçerler boşanma protokolüne de annesini dahil etti. Düğünde takılan hediyeleri geri istemekten vazgeçti ama annesinin taktığı takı setiyle sahte olduğu iddia edilen pırlanta yüzüğü Hadise'nin iade etmesini istedi. Hadise boşanma dilekçesinde hayatının kısıtlandığını ve bu durumun zamanla psikolojik şiddete dönüştüğünü söylemişti. Mehmet Dinçerler ise kendi dilekçesinde Hadise'nin yanında olma taleplerim hep reddedildi diyerek kendini savundu. Senin evet, için çok özel, çok anlamlı. Evet, evet. Sen söyle neden? Şimdi şey vardı yani sağ olsunlar sponsorlarımla onların da özel bir gecesiydi. Açılış gecesini beraber yaptık. Harun dedi ki abi dedi senin kaç yıl oldu dedi. Baktım ya dedim 90 aa dedim. Albüm ilk 90'da albümden evvel Sopot Müzik Festivali'ye baş. Aa dedim ben 30. yılı deviriyorum dedim. Abi dedi gel dedi bir 30. yıl konseri yapalım sen. Aa ne güzel. Böyle çıktı fikir. Evet. O kadar da heyecanlı Erkan Özarman'dan tutun da aklınıza gelen bütün herkes oradaydı. Evet. Eski ve yeni bütün dostlarım sanatçılar. Kendi kendimize çok güzel bir konser sen yaptık. Sen 30. yıl emekli oldun mu? Evet oluyorum. Ben emekli bir popçu olacağım artık EYT'den seneye. EYT'den mi yararlanacaksın? EYT'den yararlanacağım. Nereden yararlanacaksın? Ya ben şöyle bir esasında ben bunu çok fazla üstüne gitmiyordum. Yaş ilerledikçe hani dedik ya yıllar geçiyor biz hani bu sigortalarımızdan yararlanalım. Allah korusun hastaneleri ne olacak Allah korusun değil. Dedim ki bir araştırmaya başladım. Geri dönüş girişlerimi bulamadım. Sonra aklıma ben 89 yılında şeyde Antalya'da animatörlüğe başlamıştım Fatih Köyü'nde. Aklıma geldi hemen Antalya'ya atladık gittik. Araştırdık sağ olsunlar dostlarımız da araya girdi. Şeyi bulduk. Çünkü girişini buldum. Tabii çünkü bilgisayar sistemine geçtikten sonra o atlatılmış. Dosyalardan çıktı girişim. Evet. Şimdi tabii şeye de kalmadım. Yani
Direkt yaştan, emekli oluyor. Tabii, emekli maaşı bağlanacak. Bağlanacak. Bir de baston alacağım. Ne kadar güzel. Ben herkese söylüyorum. Ben emekli pop yıldızı. Bütün sanatçıların bu işe çok dikkat etmiyor. Emekli yani, maaşını öğrendin mi Ozan? Vallahi bilmiyorum. Herhalde bir askeri ücret biraz fazla alırız herhalde. Yani. Ama emekli maaşı. Ya o maaş önemli. Çok paran oldu. Maaş önemli. Emekli olarak söyleyeyim. Bir şey vardı ya, 80'ler dizisi vardı. Sigorta var mı? Sigorta var mı? Ne kadar önemliymiş. Ben şimdi mesela söylüyorum. Benim çok sevdiğim bir bu benim sağ olsun Yiğit ilgilendi. Devlet hastanesinde. O kadar şeyini gördüm ki, faydasını tabii gördüm. Tabii ki. Yani bir güvence. Tabii ya, bir güvence. Allah korusun yarın ne olacağımız belli değil yani. Öyle. Bugün, yani o kadar zor şartlar ki, yani bugün sağlık sektöründe hani çok böyle özel hastanelere gitmek istiyorsan paran olması gerekiyor. Evet, öyle. Ama sen emekli maaşını al. Tabii. Bir emekli maaş kutlaması yapalım. Size bir yemek aynen, bir, evet, ama anlaştık. Zaten Boğaz'da yersek o gün bitti. O gün, o gün bitti. Evet. Hatta bir de Akbil'im de var. Değil mi? Toplu taşımayı da kullanıyorsun. Ben de İstanbul Kart kullanıyorum. Ben daha dün Florya'da işim vardı. Hemen atladım hemen. Vardır. Tabii Marmara'ya. Ya çok basit. O trafikte boğuşacağım ama bir de herkes biniyor. Amerika'da da öyle ya. Evet, Kenny Reeves'i görürsün, tabii. Onu görürsün, Roberto Niro'yu görürsün. Tabii ki. Yani bence keşke metro her yere gitse İstanbul'da. Kesinlikle. O kadar kolaylık, o kadar kolaylık. Ozan'cığım çok teşekkür zaten ediyoruz. Taksiler de almıyor geldiğin bu arada. Geldiğin için. Evet, doğru. Aynen. Eşine de selamlarımızı ilet. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Bebeğine güzel bir şekilde kavuş. Hoşçakalın. Herkes seviyoruz. Hoşçakalın.